Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of History 2 Kartaca serimizin ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde 1. Pön Savaşı ile Roma ve Kartaca orduları karşı karşıya gelmiş ve bu savaş neticesinde Kartaca, Roma'nın Sicilya topraklarının neredeyse tamamını ele geçirmişti. Akabinde Kuzey Afrika'da gördüğünüz gibi egemenliği sağladık. Otoritemizi hakim kıldık. Kartaca devletini dünyanın en güçlü devleti haline getirdik efendim. Kartaca bundan sonra dünyanın artık ayıdır, dünyanın yıldızıdır kardeşim. Kartaca hatta dünyanın güneşidir de diyebiliriz. Işık kaynağıdır, dünyaya ışığını verir kardeşim. Kartaca böyle bir devlettir. Biz bu Kartaca'yı daha da büyük bir devlet haline getireceğiz. Efendim video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Benimle sohbet, muhabbet etmek için de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Orada arada etkinlikler düzenliyoruz, birlikte oyunlar oynuyoruz. Onun dışında bu modu da videonun açıklama kısmındaki linkten hem mobil hem de bilgisayar için indirebilirsiniz. Şimdi elimizde, başkentimizde 13.000 kişilik bir ordu var. Şimdi ben geçen bölümde dedim ki İberya'ya ilerleyeceğiz. İberya'ya ilerleyeceğimiz konusu doğru. Ama Mısır'da şu anda güçlü bir devlet var abi. Bu arkadaşlar iyice ilerliyorlar. Gördüğünüz gibi Filistin'e ele geçirmişler. Kıbrıs şu an bunların. Ama Seleukos'ta kötü ilişkileri olduğundan dolayı bu iki devlet birbiriyle savaşırsa bizim için işler daha da yoluna girecektir diye düşünüyorum. İberya kararından aslında vazgeçmeyi düşünmüyorum. Çünkü şu anda İberya'da bir sürü efendim birbirinden bağımsız beylik diyelim bunlara. Beylikler var abi. Bunlar kendi yönetim alanlarında hakimiyet tesis ediyorlar. Ve orada efendim kanunlar çıkarıp iradelerini beyan ediyorlar. Ama biz bunu değiştireceğiz. Burada efendim düzeni getireceğiz. Şu an Tour de Tanslar ile efendim Galeçler. Bunlar nasıl okunuyor lan? Bunlar savaşıyorlar efendim. Bunlar birbirlerinin topraklarında yağmalar yapıyorlar. Bunlar kötü şeyler ama yani biz bunları şu anda bir göz şey yapmak zorundayız. Göz yummak zorundayız. İlk önce İberya'nın doğu kısmını halledeceğim. İberya'nın doğu sahillerini aldıktan sonrasında batıya ilerleyip batıda İberya'nın geri kalanlarını da halledeceğiz. Askerlerimi hemen diziyorum ama hemen savaşları açmayacağım. Biraz yapacağımız şeyler olacak. Şimdi ben bu savaşlarda hemen ordumu organize edebilmem için bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Ne ya abicim o şey? Liman. Bizde yeterince liman yok. Kartaca devleti ticaret devleti olduğu için aslında diğer devletlere göre daha fazla limanı olması gereken bir devlet. Ama buralara çok da fazla liman eklenmemiş. Biz Kartaca devleti olarak olabildiğince kardeşim her yere limanlar eklemeye çalışacağız. Her yere limanlar eklemeye çalışacağız. 1.6 hareket puanıyla liman ekleyebiliyormuşuz. Mesela şuradan eyalet seçtiğimde ben şöyle buraları seçiyorum diyelim. Buraya liman inşaat dediğimde zaten oyun otomatik bir şekilde benim emrimle liman inşaatlarına başlıyor. Ben bu limanları her tur yapacağım abi. Her tur liman inşa edeceğim. Her tur topraklarımda bir sürü liman inşa edeceğim. Ve bu limanlarla birlikte de devletimizin bu bölgelerdeki otoritesi daha da artacak. Hemen hızlıca asker getirebileceğiz çünkü buraya. Hemen başka yerlere asker çıkarabileceğiz. Bunlar bizim için önemli. Bakın burada da limanlar inşa edildi. Dur lan burada edemedik mi? Paramız mı yetmedi? Kartaca devletinin parası mı yetmiyor ya? Nasıl ya? Yok inşa etmişiz lan. Bir sonraki seviyeye çıkartmamı istiyor. Bu otomatik inşaat şeyi ne kadar güzel bir şey ya. Kardeşim medeniyet geldi ülkeye ya. Ya gerçekten ülkeye kardeşim bir medeniyet geldi. Oyuna bir medeniyet geldi kardeşim. Yani bununla birlikte şu an rahat rahat elimizden bakın bastım kardeşim. Tak inşaatını yaptı. Oh ne kadar güzel bir şey ya. Ne kadar. Şuna bastığında ne oluyor lan? Basmayayım ama bir şey olur falan. Yani özelliği gidiyor falan. Olmasın kardeşim böyle şeyler. Aman. Her yere de inşa etmeyebilirim ama olabildiğince birçok yere inşa etmeye çalışacağım açıkçası dostlar. Yani ne kadar fazla bizim limanlarımızın fazla olması bize zarar vermez kardeşim. Bize yarar verir. Bizim olabildiğince şu an gördüğünüz gibi her yere limanlar yapmamız lazım. Bakın şöyle şu bölgelere de liman yaptıralım. Bu bölgelerdeki liman işlerimiz tamamlandı. Şu an bakın abi sahillerde neredeyse her yerde liman var. Gördünüz mü? Ama sadece burası değil. Karşı kıyıya da yapmam gerekiyor. Benim bu kıyıya da yapmam lazım ki efendim oradaki ordular da rahatlıkla bu bölgeye gelebilsin. Hemen hızlıca. Hatta şöyle yapayım bak. Önemli noktalara liman inşa edeyim. Nasıl yapalım biliyor musun? Fırçayı bırak. Seç de. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Bu 6 noktaya liman inşa etmek istiyorum ben. Hemen inşaat emrini verdim. Biraz para biriktirelim bu arada. Yani sınırsız paraya sahip değiliz tabii ki de. Yani limanlarda bedava yapılmıyor kardeşim. Limanlarda bedava yapılan şeyler değil. Bu limanları inşa etmemiz için bizim bütçelere ihtiyacımız var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, şuraya yap 6. Yani bence müthiş oldu kardeşim bu iş. Oğlum biz var ya her yeri limanlarla donattık ha. Böyle bir devletiz biz ya. Ya bu devlet, bu devletin daha sırtı yere gelir mi kardeşim? Bu devletin daha sırtı yere gelir mi ya? Ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Şuralara gerek yok. Buna kim saldıracak zaten o bölgeye? O bölgeye kimse çıkamaz kardeşim. Benim topraklarıma kimse çıkamaz. Siz canınızı sıkmayın. Karadan gelebilirler ancak onlara mani olacak kadar limanımız olsun yeterli olur abi. O bölgelere zaten kimse herhangi bir şekilde artistik taslayamaz. Şimdi burada ooo bu arkadaş biriyle ittifak. Kimle ittifaksın lan sen? Aa ittifak menüsü değişmiş. Bu ne lan? Müthiş lan. Bunu da eklemişler. Eyalet sayılarını görebiliyoruz. Nüfusun ekonomisini görebiliyoruz ittifakların. Ne kadar güzel lan. Lan ne kadar güzel şeyler yapmış lan herifler. Oğlum ne güzel şeyler yapmış lan bunlar. Vallahi ne müthiş şey. Oğlum siz delikanlı adamsın. Vallahi size saygı duydum ya. Çok büyük saygı duydum ya gerçekten. Kardeşim yani bu iş müthiş olmuş ya. Kimle ben savaşa girdim lan şu an? Önce bununla girdik hocam. Şimdi Hacı abi. Sen bir gel bakalım. Biz sana bir yardımcı olalım. Biz sana bir yardımcı olalım. Seni gideceğin yere kadar bırakalım kardeşim. Tenha yerlerde tek başına takılmasın. Burası tenha topraklar. Tek başına tak üzerler seni burada aslanım. Seni burada üzü. Kim lan bunun ittifakı kim? Sen kimsin delikanlı? Delikanlı ben seni tanımam etmem. Ama düşman olarak tanırız kardeşim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Düşmanım dediğin anda kardeşim biz seni tanımaya geliriz. Merak etme kardeşim. Her türlü sözlüğün nişan organizasyonlarınız ne alakalı? Konu nasıl oraya geldi lan? Konu nasıl buraya geldi ya? Allah Allah. Nasıl oldu ya bu? Aa, vallahi. Kardeşim Allah'ın işine bak. Konu nereden geldi kardeşim? Sözlüğün nişan organizasyonlarına. Böyle reklamlarını görüyoruz abi. Evet. Şimdi ordularımız yetkin ve etkin bir şekilde İberya'nın düzlüklerinde, dağlarında, çayırlarında, ovalarında at koşturacaklar. Kartacı atları en son kardeşim Alplerde görülmüştü. Şimdi başka yerlerde de görülecek. Her yerde görülecekler. Bizim atımız markadır kardeşim artık. Bundan sonra her yerde görülecek. Her yerde görülecek. Siz canınızı sıkmayın. Bak bunlar müttefikmiş. Oğlum siz haddinize mi lan sizin müttefiklik? Oğlum siz kimsiniz lan müttefiyiz falan diyor. Lan oğlum. Hayırdır oğlum size? Hayırdır oğlum? Gel bakayım sen delikanlı. Delikanlı seninle de işimiz var. Seninle de işimiz var yani bak. Sen gelmişsin buralarda. Teke tek kafes dövüşüne çıkmak yerine agalarını çağırıyorsun erken. O yakışmadı delikanlı. Delikanlı bu iş yakışmadı. Ne oluyor lan? Başkaları da geldi ama sıkıntı yok kardeşim. Bizim kimseden korkumuz yok. Oh, buna da koyduk. Kardeş ben gidiyorum. Şunları alayım ben. Ben alacağımı aldım. Az dinlenek oğlum yeter lan. Yeter oğlum hep savaş 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 savaş. Gerçi bizimki savaş değil. Biz milattan önce de demokrasi götürüyoruz. Bizim hamurumuzda var oğlum demokrasi. Bizim hamurumuz demokrat kardeşim. Hamurumuz demokrat ya. Bizim her şeyimiz demokrat kardeşim. Biz demokrasiyle doğduk, demokrasiyle ölürüz. Biz bununla geldik, bununla gideriz kardeşim. Asimilasyonları yapalım hocam. Hocam para yok. Olsun bulunur. Bulunur kardeşim. Lan oğlum harbi para yok lan. Buluruz kardeşim. Canını sıkma. Canını sıkma. Şu gelirin artıya geçmesi lazım hocam. Asimilasyonları yapıyoruz değil mi? Efendim güzel güzel. Çabalarınızı Karahanlı Sayın Karahanlı çabalarınızı takdir ediyor kardeşim. Güzel. Bu arkadaş bir dam yeni devlet kurdu ya. Senin rengin böyle miydi her zaman? Senin rengin ne kadar güzelmiş lan. Bu bir savaş sebebidir. Antik çağda devletin renginin bizimkinden güzel olması savaş sebebidir arkadaşlar. Bu gerçek. Yaşanmış bir anı. Yaşanmış bir anı oğlum. Şey abi. Sezar Mısır'ı o yüzden almak istemiş. Mısır'ın rengi bizden daha güzel ya. Lan oğlum Mısır'ıma Kleopatra. Gel bakayım şuraya Kleopatra.
Lan sen nasıl ülkenin rengini bizden daha iyi yapıyorsun ha? Gel bakayım gel. Düşsene. Ha biz de yeni savaş sebepleri bulmamız lazım. Bunun için renk olayını kazandırdık. Bakın yeni vizyon. Yeni bir kimse renk, ülkenin renginden dolayı ülkeye savaş ilan etmez. Irkından, milletinden falan her bokundan savaş ilan eder ama dininden falan bunlar da o yaşanmıştır. Vardır kardeşim bunlar yapıyoruz. Sen Balkanlardasın ne alakan var benimle. Ama dünyada ülkenin renginden dolayı, renginin daha güzel olduğundan dolayı savaş ilan eden bir devlet vardır. Şu anda o devlete bakıyorsunuz. Şu anda o devlete bu vizyon size kardeşim bir ömür yeter. İleride çocuklarınız size sorduğunda baba bir ülkeye savaş ilan etseydin neden savaş ilan ederdin dediğinde çocuğuna diyeceğin şey budur. Ya sınır güzelliğinden ya da ülkenin haritadaki rengi benimkinden güzelmiş kardeşim. Ondan dolayı savaşın bu. Neden bu? Vizyon bu. Kardeşim olay bu. Bu kardeşim bu. Ha, biz size bugüne kadar yalanlarla, dolanlarla gelmedik. Hakiki. Kardeşim neyse ki oyuz kardeşim. Size onu söylüyoruz bakın. Gerçekler bunlar. Gerçekler bir ülkeler neden savaşıyor zannediyorsunuz? Neden Niyaziler Fransa'ya girdi zannediyorsunuz? Niyazilerin Herzlofayrın dörtte rengi boktan bir renk. Adamların ama Fransa masmavi. Parlıyor haritada. Baktığında kardeşim dersin ki bu Fransa. Parlıyor ama Niyazilerinki öyle mi abi? Adamlara bok rengi vermişler ya. Böyle bir şey olamaz. Tabii Hititler kabul etmedi bunu. Hititler bunu kabul etmedi. Hititler ne alaka demeyin. Çok alaka kardeşim. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Sizin bilmediğiniz kanunlar var. Sizin bilmediğiniz şey ben biliyorum. Biz istihbaratçıyız kardeşim. Canınızı sıkmayın siz. Evet. Neredeydik? Nerede kalmıştık ya? Ne konuşuyorduk biz ya? Şu an ülkemizin geleceği dışındaki her şeyi konuşuyoruz kardeşim. Kartaca Devleti'nin geleceğini neden konuşmuyoruz? Gelecek belli kardeşim. Kartaca Devleti'nin ne olacağı, nerelere gideceği. Kardeşim her şey belli. Her şey belli. Kartaca Devleti sen canını sıkma. Sen moralini bu. Kartaca Devleti planlı programlı bir devlettir. Öyle kardeşim sizin düşündüğünüz diğer devletlere benzemez ha. Vizyondur. Kartaca'nın bir yerde bulunması bile bir vizyondur kardeşim. Anladın mı? O yüzden bunlar biz konuşulmaz. Zaten bilinir. Bu arada savaş kardeşim şu teknolojiler hemen şey yapalım. Farkındaysanız hiç savunmaya vermiyorum. Hiç savunmaya vermiyorum. Çünkü erkek adam savunma yapmaz. En iyi savunma saldırıdır kardeşim. Bizim bir fikrimiz, bir düşüncemiz var. Bu savaş konusunda. En iyi savunma düşman topraklarında başlar. Bizim için her şey bundan ibaret kardeşim. Savunma dediğin şey düşman topraklarında yapılır. Düşman topraklarına saldırılarak ülke savunulur. Bizim için olay bu. Başka bir şey tanımayız, görmeyiz, bilmeyiz kardeşim. Ama yeter artık. Ülke yoruldu harbiden. Ya sınır güzelliği tamam tamamdı da renkten de savaş açmayalım ya. Ama adamın da sapsarı rengi var abi. Ne kadar güzel ya. Şunun mavisi de çok güzelmiş bak. Ulan Roma'nın kırmızısına bak. Ulan bizimki en boktan renkse beyaz ne oğlum? Beyaz ülke mi olur ya? Yani savaş ilan etmemiz normal kardeşim. Haklı sebeplerimiz var. Herkesin rengi ne güzel bak. Yemyeşil. Of şu maviye bak. Of şu kırmızı. Bir de bize bak. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kartaca'ya ne olmuş? Ne ya? Abi gerçekten yani ayıptır, günahtır ya. Asker topla. Ben niye manuel asker topluyorum? Ben mal mıyım ya? Biz modda niye manuel asker topluyoruz? Oğlum otomatik asker toplamayı kaldırmışlar. Lan. Lan. Lan otomatik asker toplama nerede? Başkentte askeri toplamak yasaklandı. Bu kanunları bizzat az önce geçtiğimiz bölümde ben çıkardım. Ben bizzat çıkardım kardeşim. İmzasında benim mührüm var. Yani o yüzden çıkaramıyoruz kardeşim. Başkentte asker çıkaramıyoruz. Bunlar kanunen yasaklanmış bir şeyler. Bunlar şey yapılmaz. Bunlar maalesef yapılacak bir şey yok arkadaşımlara. Ulan şuna bak, Kartaca'ya bak. Devasa 24 bin kişilik ordumuz var. Ne kadar büyük bir orduyuz biz. Kardeşim bize ne derler biliyor musunuz Kartaca Devleti'ne? Kartaca Devleti'ne devleti olan bir ordu derler. Ordusu olan bir devlet değil, devleti olan bir ordu derler. Bu sözü bizim için söylediler zamanında. Bazıları gidip diyorlar ki kardeşim bu sözü Prusya için söylemiş. Ulan Prusya kim? Öyle bir devlet mi var? Ben öyle bir devlet hatırlamıyorum oğlum. Kim diyor lan Prusya diye bir devlet varmış arkadaşlar. Nedir bu? Neci bir devlet ya bu? Kardeşim benim bildiğim kadarıyla burada kim var? Bak kim?
Lombardlar var kardeşim. Prusya kim? Lombardlara söyleseniz hani neyse. Prusya kimmiş ha? Ben öyle bir şey tanımıyorum. Acaba şu denizlerin karşısında ne var ya? Şuralara bir baksak mı ya? Lan var ya. Şimdi zenginiz, varlıklıyız zaten. Gideceğiz o denizlere boğulup gelemeyeceğiz abi. Hayatı yaşayamayacağız. Altın içinde yüzerken bok yoluna öleceğiz oğlum. Ne gerek var ya? Neymiş denizde ne var? Bok var kardeşim orada. Bulup ne yapacaksın orada? Bir şey var diyelim. Orada başka bir yer var. Toprak var. Ne yapacaksın oğlum bulup? Ben zaten altın içerisinde yüzüyorum abi. Kartaca Devleti zaten zengin, varlıklı bir devlettir. Ne yapayım o denizleri ya? Denize gerek yok abi. Bizim için elimizdekiler yeterlidir. Sana zaten açtık kardeşim. Sana zaten açtık. Hacı abi, sana bir savaş açılması gerekiyor. Aynen abi. Abi sen tanıdıkların mı var? Gelsin abi senin. Gelsin. Gelsin canını sıkma. Hepinize birden ilgi alaka göstereceğiz. Hepinizi seviyoruz. Hepinizin bayramınız mübarek olsun. Hepinizi seviyoruz. Hepinize saygı duyuyoruz kardeşim. Gelin bakalım. İberya seferi böylelikle tamama ermiş olacağı. Şimdi dur bağım dur. Sen bir gel bağım. Sen bir gel bağım sen. Sen bir gel bağım. Seninle bir konuşalım biz. Kardeş hayırdır sen bu topraklarda ne geziniyorsun? Tamam atalarının toprakları burası tamam. Tamam kardeşim. Ailen sülalen hepsi burada yaşamış olabilir. Sen niye burada yaşıyorsun oğlum? Onların yaşaması sana burada yaşaman için hak mı veriyor? Yok vermiyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Allah Allah. Kim diyor oğlum bunları palavraları? Neymiş? Ailen buradaymış. Atalan. He kardeşim he. Bana ne kardeşim? Güçlü olan güçsüz ezer. Kanunlar bu. Kanunlar bu. Kanunları ben yazdım. Ben kendi kendimizle konuşmaya başladık. Galiba arkadaşlar. Deliriyoruz galiba ya. Ama galiba kesin değil. Emin değiliz bu konuda. Galiba. Başkentlerine girdiğinizde böyle zortlayacaksınız oğlum. Bir daha karşımıza çıkmayın bak. Bir daha bak benim karşıma çıkmayın. Oğlum ayağımın altına alırım size. Neymiş müttefiklerini tanıdıklarınız. Gelsin oğlum tanıdıklarınız. Gelsin oğlum biz herkesle tanışmayı severiz. Sıkıntı yok canınızı sıkmayın. Nerede biz kimle savaştayız ya? Hacı abi senle mi savaştın? Gel bakayım kardeşim. 2 artı 2 kaç? Hayır 5. Harbiden kendi kendimize konuşmaya başladık. Bu hayır alamet değil arkadaşlar. En azından canlı yayın yaparken chatle konuşuyorduk abi. En azından chatle konuşuyorduk. Sen acı abi gider misin artık? Senin artık buradaki varlığını istemiyor. Sen de bir gel delikanlı. 3 tur sonra seninle de helalleşeceğiz. Seninle de helalleşeceğiz. Gel bakalım hemen. Ben kime savaş açtım ya? Kim la bu? Reis sen kimsin? Bu kim oğlum? Sen kimsin lan? Ben kimle savaştayım oğlum? Ha, gel kardeşim. Kusura bakma seni unuttuk. O kadar küçüksün ki kardeşim unuttuk seni ya. Biraz yani şu devletin sınırlarını büyütelim gözünü seveyim. Bu ne abi ufacık. Ben de kime savaş açtığımı unuttum. Şunu açtım herhalde dedim ya. Adam o kadar küçük ki kardeş farkına varamadık. Ayağımızın altında ezildi birden ya. Farkına varamıyoruz bazen. Yapacak bir şey yok artık. Gel bakalım delikanlı. Biz de senin hakkında konuşuyorduk zaten. Oğlum başkentine girince öleceksin zaten. Niye bunu uğraştırıyorsun ki beni? Böyle bir mekanik var arkadaşlar. Başkentine girince ülkeler düşüyor ama yani direkt başkentine girdiğin anda düşüyor diye bir şey yok. Eğer ordun adamdan 5-6 kat fazlaysa o adamın başkentine girersen adam zorluyor. Olması gereken de budur. Ekonomiye ne oluyor? Lan! Lan! Hoca! Hoca! Hoca ne oluyor hoca? Kim lan bunlar? Lan koalisyon kuruldu bize! Lan! Lan! Abicim, ben sizi tanımıyorum. Ben bayım. Bayım ekonomi. Ben ekonomistim. Bayım. Bu ne? Bu gördüğüm şey ne bu? Ben tanımadım ben. Bu ne? Otomatik asimilasyonu salla bırak oğlum. Bu ne bu? Ne oldu bu ülkeye? Burası neresi? Bak oldu lan. Hep bunlar bizim başımıza gelir zaten. Anasını satayım. Başkasına gelmez.
Roma da girdi. Bu da girdi. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Kingdom of Brazil ne oğlum? Coğrafi keşifler daha yapılmadı. Baba al git. Al git. Al, var yoluna git kardeşim. Rodos var yoluna git kardeşim. Makedonya. Bak İskender Bey'i çağırırım. Kurtlar Vadisi'nden burada sıkıntı yaşanır bak. Bak burada mevzu çıkar bak. Bak İskender Bey'i çağırırım bak. Kardeşim ne oluyor kardeşim? Kardeşim. Roma, akıllanmadın herhalde sen. Ne oluyor lan? Lan oğlum ülkenin ekonomisi birden ne oldu ya? Ben bunu hileyle düzeltirim bu arada. Çünkü bug'la oldu bu. Bug'la olmuş bir şey. Durduk yere paramız 3 milyon oldu 800 binden. Kardeşim şu alacağımız vardı. Alacak verecek meselemiz var seninle. Onları çözelim bir bakalım hemen. Adam olacağım. Adam. Yakışmadı. Bu hiç yakışmadı. Bu bayım hiç yakışmadı. Gerçekten yani bu. Bu bize yakışmadı kardeşim. Bu bize yakışmadı. Olacak iş mi ya bu? Bayım. Bayım şu topraklardan çıkar mısınız? Lütfen burası Kartaca topraklarıdır efendim. Kanunsuz bir şekilde bu topraklara giriyorsunuz. Ben girersem kanunlu olur. Siz girerseniz kanunsuz lütfen. Yasak. Aa, hiç yakıştıramadım. Buraya çıkarma atmaz. Lan gidin lan. Lan oğlum gidin lan toprakların da. Kardeşim. Ama ya şu anlaşmayı bir oku onayla çocuğum. Al lan al. Al lan git. Lan al git lan. Oğlum bak. Savunma yapamıyorum ben. Bizim kanunlar saldırı üzerine. Savunma yapmayın. Savunma yapmayın. Savunma yapmamız yasak bizim. Ne oldu? Bu savaşı bir sonraki bölüm devam ettireceğiz ama bu para hilesini bulmam lazım. Bu para hilesini bulmam lazım. Bu kabul edilemez bir şey. Eksi 3,5 milyon ne oğlum? Oyundaki bug'lar da hep bizim başımıza denk gelir anasını satayım yani. Her oyunda böyledir abi bu. Her oyunda açık net bir şekilde böyledir. Benim başıma gelmeyen bak kimsenin başına gelmez kardeşim. Yani oyun yapımcılarına, mod yapımcılarına her şeye bizim şeyimiz budur. Söyleriz kardeşim. Abi gelin bize verin oyununuzu. Ben test edeyim. Benim başıma bak gelmezse. Kimsenin gelmez. Gelmez. Güzel. Bakın daha o kadar güçlü bir ordu haline geldik ki saldırıda, savunmada kötüyüz. Düşmanların sayısını azaltıyoruz. Kendi sayımızı da arttırır vaziyetlere geldik artık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Kartaca'nın vaziyet kötü. Bu vaziyeti inşallah hep birlikte düzelteceğiz. Böyle şu anda maalesef ne yazık ki ülkemizde çeşitli bir takım sorunlar var. Maalesef. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Işıkınız sağa çıkın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Discord sunucumun linki videonun açıklama kısmında mevcut. Modu da açıklamadan indirebilirsiniz. Bay bay.